Herkese merhaba. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nin düzenlemiş olduğu Anamet Kütüphane konuşmalarına hoş geldiniz. Ben İrem Ünal, Anamet Kütüphanesi'nde birim kütüphanecisi olarak çalışıyorum. Bugünkü etkinliğimizin başlığı İstanbul Arnavosu. Konuşmacılarımız ise Müjde Dila Gümüş, Hatice Adıgüzel, Ömer Cenker Ilıcalı, İlona Baytar, Zübeyde Cihan Özsayınar. Konuşmanın moderatörlüğünü ise Tarkan Okçuoğlu üstlenecektir. Sizlere konuşmayla ilgili biraz bilgi vermek isterim. Arnavo'nun İstanbul'da tanınması ve talep görmesi, Avrupa'daki sanatsal ve mimari gelişmelerin payitahta hanedan ve şehrin seçkinleri tarafından takip edilmesine bağlı olarak üslubun doğuşundan kısa süre sonra gerçekleştirmiştir. Başta Raimondo da Oranco olmak üzere pek çok yerli ve yabancı mimar 20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren şehrin eğitim ve gelir düzeyi yüksek kesiminin ikamet ettiği ve veya sayfiye olarak kullandığı bölgelerinde eserler inşa etmiştir. İthal edilen günlük kullanım objelerinin yanı sıra İstanbul'da pek çok farklı alanda üretim gerçekleştirilmiştir. Çalışma İstanbul Arnavosu'nun mimari ve mimari bezeme, günlük kullanım objeleri, tesip ve mezar yapılarındaki uygulamalarını, saha çalışmaları ve birinci kaynaklara dayanarak kapsamlı biçimde sunmayı hedeflemektedir. Konuşmacılarımızla ilgili de biraz bilgi verdikten sonra sözü moderatörümüz Tarkan Bey'e vereceğim. Konuşmacımız Müjde Dila Gümüş, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde çalışmaktadır ve doktora eğitimini 2018 yılında 2. Meşrutiyet'te saray için çalışmak, Vedat Bey'in Ser Mimarlık Dönemi başlıklı tezle aynı bölümde tamamlamıştır. 2018-2019 yılları arasında Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi, Mehmet Nihat Nigizberg Fotoğraf ve Mimari Çizimleri Arşivinin tasnifinde görev yapmıştır. Doktora sonrası çalışmalarını 2019-2020 arasında Harvard Üniversitesi Ahan İstanbul İslam Mimari Mimarisi Programı'nda gerçekleştirmiştir. Yayınları geç dönem Osmanlı mimarisine, bu dönem mimarlarının çalışma koşullarına ve eserlerin yakın okumalarına odaklanmaktadır. İkinci Meşrutiyet döneminin saray mimarı, Mimar Vedat adlı kitabı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayına hazırlanmakta olan Gümüş, araştırmalarını geç dönem Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi mimarlık tarihi üzerine sürdürmektedir. Hatice Adıgüzel ise İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde, yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk İslam Sanatları programında tamamlamıştır. Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde 2014 yılında hazırladığı Topkapı Sarayı'ndaki Avrupa Çinlilerinin üretim merkezleri ışığında değerlendirilmesi başlıklı teziyle almıştır. 2003-2013 yılları arasında İznik Çini Fırınları kazısına katılmıştır. TÜBİTAK yurtdışı doktora sonrası araştırma bursu kapsamında 2015'te Roma La Sapienza, 2018'de Venedik Ca' Foscari Üniversitelerinde araştırmacı olarak bulunmuştur. Geç Osmanlı dönemi mimarlık tarihi, Osmanlı ve Avrupa seramikleri, Osmanlı arkeolojisi, Osmanlı İmparatorluğu ile İtalya arasında maddi kültür etkileşimleri başlıca araştırma konuları arasındadır. Ömer Cenker Ilıcalı 1994 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında aynı fakültede KBB ihtisasını tamamladı. 2013 yılında 15. 17. yüzyıl İznik ve İtalyan Maiolica seramiklerinin teknik, motif ve üslup bağlamında karşılaştırılması başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Ulusal ve uluslararası çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanmış olan Ilıcalı, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde Milli Mimari Dönemi Mezar Taşlarında Üslup ve Söylem başlıklı doktora çalışmasını sürdürmektedir. İlona Baytar, 1999'da İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde müzecilik üzerine gösteren gösterilen ve gören bağlamında Dolmabahçe Sarayı Sergileme Politikası başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2012'de İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde Abdülmecit, Abdülaziz ve 2. Abdülhamit dönemlerinde saray mobilyasının üslup açısından incelenmesi başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Uzun süre Milli Saraylar bünyesinde araştırmacı olarak görev yaptı. Milli Saraylar Meslek Yüksekokulu'nda ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde yarı zamanlı sanat tarihi ve uygarlık tarihi derslerini verdi. 19. yüzyıl mobilyası ve Türk resim sanatı üzerine çalışan Baytar'ın makalelerin yanı sıra editörlüğünü yaptığı kitapları ile 19. yüzyıl Osmanlı Sarayı'nda bir Valide Sultan Bezmi Alem başlıklı kitap çalışması mevcuttur. Baytar halen
TBMM Basın, Yayın ve Hak ve İlişkiler Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi'nde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Zübeyde Cihan Özsayınar, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümlerinden almıştır. Doktorasını 1993 yılında Mimar Sinan'ın İstanbul'da bulunan cami ve türbelerindeki hat düzeni ve anlamları başlıklı teziyle aynı kurumda tamamladı. Ulusal ve uluslararası çalışmaları bulunan Özsayınar'ın Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde bulunan Bezemeli Kur'an-ı Kerimler kitabı 1999 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Miras Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi koleksiyonundan seçmeler kitabı ise 2010 yılında İstanbul Kültür Başkenti Ajansı tarafından yayımlanmıştır. The Eşrefoğlu Mosküvi'nin Beyşehir isimli kitabı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayına hazırlanmaktadır. Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde, Vakıflar Halı Müzesi'nde, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele Biliminde görev yapmış olan araştırmacı, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Kültür, Tescil ve Müzeler Şube Müdürü görevinden 2021 yılında emekli olmuştur. Moderatörümüz Serkan Okçuoğlu 1968 İstanbul doğumludur. 1987'de Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştur. 1995'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünü bitirdikten sonra aynı bölümün Türk ve İslam Sanatı ana bilim dalında öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2000 yılında 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı duvar resimlerinde betimleme anlayışı başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin yanı sıra Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünde sanat tarihi dersleri verdi. Çalışmalarında geç Osmanlı döneminde görsel kültür ve mimarlık tarihi üzerine yoğunlaştı. 2020'de Hayal ve Gerçek Arasında Osmanlı Resiminde İstanbul İmgesi adlı kitabını yayınladı. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türk ve İslam Sanatı ana bilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. Son olarak dinleyicilerimize birkaç teknik bilgi vermek isterim. Mikrofon ve kameralarınız otomatik olarak kapalıdır. Sorularınız varsa lütfen chat kısmına yazın. Soru cevap bölümünde sorularınız Tarkan Bey tarafından konuşmacımıza iletilecektir. Şimdi sözü Tarkan Bey'e veriyorum ve herkese iyi dinletiler diliyorum. Teşekkürler İrem. Görünen o ki bu akşam bütün İstanbul Üniversitesi mezunları bir araya gelmiş. Cenk'er dışında herkes Edebiyat Fakültesinden. Hocam da doktor zaten. Şimdi öncelikle bu çok emek gerektiren hem alan çalışmasıyla hem arşiv çalışmasıyla epeyce zenginleşen ve Arnavut'un İstanbul'daki izlerini pek çok alana taşıyan arkadaşlarıma ben de teşekkür ediyorum. Hakikaten çok değerli bir çalışma olmuş. Güzel bir kitap şu anda elimde duruyor. Çok kısaca çünkü İrem Hanım da biraz bahsetti ama kısaca şunu söyleyeceğim. Dila ve Hatice'nin ikişer makalesi olmak üzere İlona'nın ondan sonra Cenk'erin ve Cihan Hanım'ın birer makaleleri var ve bu yazılar mimari ve küçük sanatların farklı alanlarında yoğunlaşıyor. Dolayısıyla geniş bir perspektifle ele alınmış, iyi tasarlanmış bir kitap olduğunu en baştan söyleyelim. Yani gayet akıllıca dağıtılmış konular ve onların işte özgün araştırmalarıyla elimize yepyeni değerli bir çalışma geçti. İstanbul'da tabii Arnavut çalışmaları belki ilk defa olmuyor ama burada pek çok yeni pencere açılıyor. Hem eski çalışmaların derlenip toparlanması hem yeni yorumlar hem de yeni sorular ve bunların cevapları bir arada. Dolayısıyla tebriklerle başlıyorum. Şimdi giriş Dila ve Cenk'erin yazılarıyla ifade edilmiş. Ondan sonra ben bu konuşmada şöyle karar verdik. Makale sırasına göre ondan sonra ben söz vereyim ve konuşmaları ona göre yapalım istiyoruz. Dolayısıyla ilk konuşma Müjde Dila Gümüş'ün. Kendisinin iki tane makalesi var. Arnavut mimarisinin mimarları, yapıları ve bunları ısmarlayanlar, bu yapıları ısmarlayanlar hakkında epey detaylı ve uzun yazısını dinleyerek başlayalım. Buyurun Dila'cığım. Merhaba herkese. Öncelikle Anamed'e çok teşekkür ediyoruz bizi bu toplantıya çağırdıkları için.
Tarkan hocama da ben kitabımızla ilgili güzel övgüleri için çok teşekkür ediyorum. Ben ilk bölümü kısaca özetleyerek hani nasıl bir yöntem kullandım, hangi soruların peşine düştüm ve nasıl sonuçlara ulaştım bunu böyle çok kısa uzatmadan anlatacağım. Fakat bundan önce iki şeye dikkat çekmek istiyorum. İlki biz bu kitabı yazdık fakat bundan önce yani bizim kitabımızdan önce tabii ki İstanbul Arnavutluğu üzerine çok kıymetli ve zengin bir literatür vardı. Başta Efe Batur Hoca'nın adını zikretmek gerekiyor İstanbul Arnavutluğu dediğimiz zaman. Kendisinin 60'lardan itibaren çok sayıda konuyla ilgili öncü ve temel metni bulunmakta. Ardından Barillari ve Godoli'nin İstanbul 1900 kitabını zikretmemiz gerekiyor. Bu da Arnavut'un İstanbul macerasının mimari ayağını ve dekorasyon iç mekan düzenlemelerine olan etkilerini kapsamlıca ortaya koymuş bir kitap. Bu temel kaynaklarımızın dışında da çok sayıda kıymetli tez, makale ve kitap bölümü mevcut. Biz de bu kitapta Tarkan Hocam'ın da dediği gibi hem mimariyi, mimarinin yanı sıra işte günlük kullanım objeleri, çini, tesip ve mezar tasarımı gibi alanlardaki Arnavut etkilerine dikkat çekmeyi amaçladık. Önce birkaç cümleyle Arnavut İstanbul'la nasıl tanıştı? Elimizdeki ilk somut veriler nedir Arnavut'un İstanbul macerasına ilişkin? Bundan bahsetmek istiyorum. En erken tarihli verilerimizden biri 1898 yılında Sultan II. Abdülhamit'e sunulmuş olan bir Arnavut desen albümü. Bu albüm günümüzde İstanbul Üniversitesi Nadir Kitaplar Kütüphanesi'nde, Nadir Kitaplar koleksiyonunda muhafaza edilmekte. Oraya da Yıldız Sarayı'ndan gelmiş belli ki. Bu modern stil başlıklı albümde pek çok Arnavut üslubunda süsleme kompozisyonu bulunuyor. Bunlar işte mimariden grafik tasarımı pek çok alana uygulanabilecek tasarımlar. Ve kitapta aynı zamanda 2. Abdülhamit'e şahsen yazılmış bir ithaf sayfası bulunuyor. Ve Arnavut üslubunun yani bu yeni modern hareketin amaçları kısaca anlatılıyor. İşte mesela diyorlar ki biz sanatın katı şematizmden kurtarmak istiyoruz. İşte ilhamımızı doğanın bütün formlarından almak istiyoruz gibi böyle Arnavut'un belli başlı arkasında yatan motivasyonlar açıklanıyor kısaca. Dolayısıyla biliyoruz ki biz 1898 yılında 2. Abdülhamit ve Yıldız Sarayı'ndaki olasılıkla sanatçılar, zanaatkarlar Arnavut'tan haberdarlardı. Ellerinde en azından bir adet albüm vardı ve buradan çeşitli çizimleri görebiliyorlardı. İkinci bir yine tarihli verimiz yine 1898'de tarihleniyor. Bu yıldan itibaren Servet-i Fünun gazetesinde dönemin en önemli süreli yayınlarından olan Servet-i Fünun'da Arnavut üslubunda çeşitli İllüstrasyonlar ve grafik tasarımlar belirmeye başlıyor. Ekranda sağda gördüğümüz Halit Ziya Bey'in, Halit Ziya Uşaklıgil'in Solgun Demetler adlı kitabını tanıtan bir illüstrasyon. Yani Servet-i Fünun çevresinin Edebiyat-ı Cedidi hareketine bağlı edebiyatçıların da erken yıllardan itibaren Arnavut'a ilgi duydukları, Arnavut'u beğendikleri ve dergilerinde bu üslupta süslemelere yer verdiklerini görüyoruz. Birkaç sene sonra Arnavut üslubunda çeşitli yapıları da tanıtmaya başlıyorlar. Fotoğraflar yayınlıyorlar ve bu üslubu tarz-ı cedid mimari olarak adlandırıyorlar. Çok cazip görünse de bunu hani Osmanlıca adı olsun Arnavut'un gibi bir fikir aklımıza gelse de biliyoruz ki tarz-ı cedid Osmanlılar'da pek çok batı kaynaklı üslup için kullanılan bir ifade. Dolayısıyla Arnavut'a özel bir kullanım değil. Bu grafik tasarımdaki etkilerin yanı sıra yine 19. yüzyılın sonlarında günlük hayat objelerinde ve mezarlarda da Arnavut motifler belirmeye başlıyor. Ki bunları İlona ile Cenkel zaten kendi bölümlerinde bize anlatacaklardır. Ben ilk bölümümü şöyle kurguladım. Arnavut üslubunda saraylar, kagir konutlar, kagir ticaret yapıları ve ahşap yapılar böyle alt başlıklar altında inceledim. Daranko'nun yapıları bu bölüme dahil değil. Çünkü Daranko için ayrı ikinci bir bölüm var Hatice'nin yazdığı. Onun dışında yine Arnavut'a İstanbul'da çok katkı sunmuş olan Kirikerdes ve Yeni Dünya, İshak ve Aram Karakaş ve Kemalettin Bey'in eserleri de ayrı bir bölümde ele alındı. Dolayısıyla bu bölümde daha çok anonim yapılar ve diğer mimarların eserleri yer alıyor. Ve bu bölümün tabii İstanbul'daki bütün Arnavut binaları anlatmak gibi bir motivasyonu da yok. Seçme örnekler, mimarı belli olan örnekler, tasarım özellikleri belli açılardan önem taşıyan örnekler ve banisi belirgin figürler olan örnekleri seçtim. İlk ele aldığım başlık saraylardı. Saray olarak Yıldız Sarayı içinde
Daranko'ya atfedilen birkaç yapı var. Hatice onlardan bahsedecek. Bunun dışında en belirgin örneğimiz Hıdiva Sarayı. Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa'nın annesi Prenses Emine Hanım'ın yaptırmış olduğu Bebek'te sahilde konumlanan bu görkemli saray. Aynı zamanda İstanbul Arnavut'un ilk örnekleri arasında yer alıyor. Tam 100 yıl dönümünde inşa edildiğini biz hem kitabelerinden hem de arşiv belgelerinden takip edebiliyoruz. Bu yapının mimarı Antonio Laškák, Slovenya asıllı bir mimar. Çeşitli yayınlarda Daranko'ya atfediliyorsa da bu bilgi doğru değil. Bu mimar Laškák zaten bir süre sonra Mısır Hıdivi ailesinin saray baş mimarı olarak görev yapmaya da başlamış. Deniz cephesinden yapıyı görüyoruz. Cepheye simetrik biçimde yerleştirilmiş böyle dik çatılı iki kule hakim. Bunlar yapıdaki daha Orta Avrupa etkileri. Bunlar çok hani bariz bir şekilde göze çarpıyor. Onun dışında İtalyan Liberte üslubunda, yani Arnavut'un İtalyan yorumu olan Liberte çizgisinde ve Avusturya yorumu olan Sezession çizgisinde çeşitli süslemeler mevcut yapıda. Biraz da detaylara bakacak olursak solda arka cepheden bir ahşap kule görüyoruz. Burada Sezession çizgisi daha ağır basmış. Ve sağda da yapının metal aksamından giriş kapısını görüyoruz. Bu hem rıhtımı hem girişi çevreleyen korkuluklar son derece özenli Liberte çizgisinde tasarımlar. Bunların devamını biz iç mekanda da takip edebiliyoruz. İç mekanda da çok gösterişli merdivenler bulunuyor. Aynı zamanda kapı çerçeveleri gibi öğeler de Arnavut üslubunda tasarlanmış. Kagir konutlara ben bölgelere göre ayırarak ele aldım. Burada çok az örnek göstereceğim size. İlk bölgem de Beyoğlu'ydu. Malum Beyoğlu 6. belediye dairesi ve şehrin böyle altyapısal ve düzene ilişkin iyileştirme çalışmaları kapsamında model olarak seçilmiş bir bölge. Beyoğlu'nda çok sayıda Arnavut yapı bulunuyor. İşte bunlar arasında ilk yapı kabul edilen Boyutlar Apartmanı da var. Karakaş kardeşlerin ünlü Ragıp Paşa Apartmanı var. İşte biraz daha Şişhane'ye doğru inersek Frej Apartmanı var vesaire. Bu bölüm o mimarlara odaklanmadığı için ben onlar dışından örnekler göstereceğim. Bir tanesi Parma Apartmanı. Meşrutiyet Caddesi'nin hemen başında yer alıyor. İkinci Abdülhamit'in terzisi için yapılmış. Yine Voltaire gibi saray için çalışan bir terzi için yapılmış. Ve cephe süslemesinde İtalya'daki Sezession binasından doğrudan alıntılar görebiliyoruz. Ortadaki Atlas Apartmanı. Bu belki Arnavut literatüründe çok ön plana çıkmayan bir yapı ama ben önemsiyorum. Çünkü Şark ticaret yıllıklarını taradığımda bunun şehirdeki ilk Arnavutlardan biri olduğunu gördüm. 1902'de inşa edilmiş bu yapı, yani Voltaire'den çok kısa süre sonra. Asmalı Mescid Caddesi'nin hemen başında, yani Voltaire'e de komşu. Ve yine tekstil işiyle uğraşan iki kardeşe ait. Yani banisi yine tekstil sektöründen Atlas kardeşler. En sağda da Çağdaş Apartmanı'nı görüyoruz. Bu da Georgiades kardeşlerin. Bu iki mimar kardeşin başka Arnavut yapıları da var. Fakat maalesef kendilerinin eğitim hayatıyla ilgili ya da kariyerleriyle ilgili çok az bilgimiz var. Pek bir bilgimiz yok. Onların eserlerinde de böyle İtalya ve Avusturya etkilerinin yanı sıra Belçika ve Fransa etkileri de görüyoruz. Daha çok katmanlı bir Arnavut yaklaşımları var diyebiliriz. Fakat tabii hayat öykülerini bilmediğimiz için bu ilhamları nereden alıyorlar? Kataloglardan mı yoksa seyahatlerden mi? Bunları şimdilik bilemiyoruz. Beyoğlu'ndan iki örnek daha göstereceğim Beyoğlu civarında. Bunları da özellikle seçtim. Soldaki Lüleci Hendek Caddesi'nden İstanbul'a özgü bir durumu tanımladığı için bu örneği önemsiyorum. Çünkü bu dönemin hakim üsluplarından milli mimari üslubuyla Arnavut'un bir melezi. Gördüğünüz çiniler mesela firuze ve lacivert renkli. Dönemin pek çok yapısında kullanılmış olan çiniler, Vedat Bey'in yapılarında özellikle. En görsel hafızamıza kolayca gelecek olanı belki Ankara'daki TBMM binası. Bunun dışında Rumi ve Palmetlerle oluşturulmuş kompozisyonlar var ama aynı zamanda Arnavut motifler de yer alıyor. Dolayısıyla bu İstanbul'a özgü bir melez bir durum tanımlayan bence önemli bir yapı. Soldaki de onun biraz aksine doğrudan Avrupa'dan gelmiş bir Arnavut kataloğundan süsleme kompozisyonu kopyalanmış bir yapı. Pistikas'ın Marmara Apartmanı. Bu 1920'lerin sonlarına doğru inşa edilmiş. Ve 1902 tarihli bir Arnavut albümünde biz bu cephe kompozisyonunun aynısını görebiliyoruz. Benim bu bölümde yapmaya çalıştığım şeylerden biri de
bu Arnavut albümleriyle 1900'lerin başında basılmış İstanbul'daki yapıları karşılaştırıp hani nasıl bir alışveriş olduğunu görmeye çalışmaktı ve bulabildiğim en bariz örnek de Marmara Apartmanı oldu. Beyoğlu dışında kâgil konutlarda Arnavut'u izleyebildiğimiz iki merkez daha var. Biri Şişli, Nişantaşı, Teşvikiye civarı. Burada Arnavut'un farklı üsluplarla birlikte kullanıldığı çok yapı bulunuyor. Hani pür Arnavut'lardan ziyade. En ünlülerinden biri Topalyan Apartmanı. Sezesyon çizgisindeki süslemeleriyle. Ortadaki ve sağdakilerde Moda'dan birer örnek. Moda ve Cafer Ağa'daki örnekler yine sayıca hiç azımsanacak derecede değiller. Çok örnek var orada da. Fakat Beyoğlu ve Nişantaşı'na oranla daha şematize olmuş süsleme programları var. Bazıları birbirini tekrar ediyor. Daha geç tarihlerde inşa edilmişler. Ve açıkçası günümüzde durumu en kötü, yani en bakımsız durumda olanlar da yine Moda ve Cafer Ağa'da bulunuyor. Kâgil konutlardan sonra ben kâgil iş anlarını, ticaret yapılarını ele aldım. Bunlar arasında da malum tabii en ünlüsü Vlorahan, Sirkeci'de bulunan. Vlorahan 1904 tarihli. Mimarını bilmiyoruz, henüz tespit edilemedi. Belki ilerleyen çalışmalarda bu da tespit edilir. İstanbul Arnavutlu bağlamında özel bir eser. Çünkü Arnavut etkilerini hem cephenin bütününde görüyoruz hem kısmi olarak kitle tasarımında ve planda da izleyebiliyoruz. Mesela eliptik bir merdiven evi var. Bunun dışında liberte çizgisindeki bitkisel süslemeleri, güller böyle alt katlardan yukarılara doğru gittikçe yoğunlaşarak ve daha coşkulu bir biçimde kullanılmış. Bu yapıyı özel kılan yönlerinden bir tanesi de hem geleneksel dikdörtgen pencere biçiminin dışına çıkması, ki bu Avrupa'da çok görüyoruz alışıldık dışı pencere şekillerini, kapı açıklıklarını. Fakat İstanbul örneklerinde çok çok kısıtlı örnek var. Vlora bunlardan biri. Hem de pencere doğramaların da Arnavut üslubunda olması ve günümüze gelebilmesi. Yani bu iki özelliği önemli. Özgün adının da Ferruh Bey Hanı olduğunu belirttiğim Vlora Han ismini sonradan almış. Yani Ferruh Bey isimli bir banisi varmış ilk aşamada. Bir sonra son olarak ele aldığım yapı grubu da benim ahşap Arnavut örnekleriydi. Bunlar maalesef geçtiğimiz 10 yıllar içinde en çok kayıp yaşanan alan, yani çok sayıda ahşap Arnavut örneği günümüzde mevcut değil. Temel olarak 3 bölgede, yani 3 grupta ele alınabilirler bölgesel olarak. Bunlardan ilki Boğaz kıyılarında yer alan ahşap Arnavutlar, ikincisi adalarda yer alanlar. Üçüncüsü de 19. yüzyılın sonlarında demiryolu bağlantılarıyla canlanmış çeşitli semtler, işte Erenköy, Göztepe gibi, Bakırköy ve Yeşilköy gibi. Özellikle bu üçüncü gruptaki örneklerin çok fazla sayıda, örnekler arasında çok fazla sayıda yıkılmış olan var. Mesela 70'lerin sonunda Semra Ciner'in hazırladığı bir tez var ahşap konut mimarisine ilişkin. Onun tespit ettiği Göztepe örneklerinin hiçbiri şu anda mevcut değil. En solda Arnavutköy'den günümüzde olmayan bir Arnavut yapı görüyoruz. Bu Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün arşivinden çıktı bu fotoğraf. Burada da mesela ikinci kata baktığınızda yine geleneksel dikdörtgen pencere biçiminin dışına çıkıldığını, işte yapının hem cephe tasarımında hem demir aksamının tamamen Arnavut üslubunda olduğunu görüyoruz. Ortada büyük adadan Yelkenzade Köşkü var. Bunda saçak pürüşleri özellikle çok dikkat çekicidir ve Olbrich'in Viyana'daki bir yapısından tekrarlanarak kullanılmıştır. Sağda da ahşap Arnavutların belki de en popüleri olan Dikran Yaylası'nı görüyoruz. Çok özenli ve işçilikli bir ahşap işçiliğe sahiptir. ahşap yapılardan son göstereceğim yine Kuruçeşme Arnavutköy'den böyle bir yan yana yapı çifti. Bu da en tipik İstanbul'daki ahşap örneklerinden biri. Olmakla birlikte bir önemli yanı daha var. Bize şunu gösteriyor. Ahşap örneklerdeki kimi mimari elemanlar, mesela pencere çerçevelerinin belli şablonlarla dönem sanatçıları, zanaatkarları arasında bu şablonların dolaştığını bize kanıtlıyor. Çünkü işte soldaki açık yeşil olan yapıda gördüğümüz pencere çerçevesinin aynısı Beyoğlu'nda da karşımıza çıkıyor. Sağda gördüğümüz saray arkası sokaktaki bir örnekte. Bunun gibi başka örnekler de var. Mesela Hıdıva Sarayı'nın bir pencere çerçevesi biraz daha sadeleştirilmiş Arnavutköy'de bir yapıda kullanılmış gibi. Benim bölümümün, ilk bölümümün ana hatları bu şekildeydi. Sonuçta da hani vurgulamak istediğim birkaç nokta var. Bunlardan biri
Biz bu örneklere baktığımızda Arnavut'un İstanbul'da kamu yapılarında uygulama bulmadığını, yani en fazla konutlarda, ardından iş hanlarında ve birkaç saray örneği olduğunu görüyoruz. Fakat kamu yapılarında, yani devleti temsil eden ve bakanlık binalarında, eğitim yapılarında, müzelerde bu üslubu görmüyoruz. Bu dönemde inşa edilmiş kamu yapılarında böyle oryantalizmden milli mimariye doğru kayan bir üslup, dil tercih edilmiş. Ama eş zamanlı olarak da konutlarda ve işte mesela 2. Abdülhamit'in şahsi kullanımına ait yapılarda Arnavo tercih edilmiş. Dolayısıyla Arnavo devlet kurumlarını temsil eden bir nitelik kazanmamış. Bunun dışında ben sonuçta işte İstanbul Arnavutluğuna katkı sunmuş mimarların hani eğitim odakları ile ilgili bazı çıkarımlarda bulundum. İtalya ve İstanbul, Roma, Venedik ve İstanbul önemli odaklar olarak ortaya çıktı. Banilere ilişkin bazı tespitler var ama hani bunları çok uzatmayayım. Belki soru cevapta merak eden olursa daha açabilirim deyip sözü yavaş yavaş Daranko bölümünü yazan sevgili Hatice'ye bırakayım. Zaten kitabı alanlar bunları detaylıca okuyacakları için oradan öğrenecekler. Evet, Dila İstanbul'un geniş coğrafyasına yayılan Arnavut örnekleri bize tanıttı. Saraylar, kâgir konutlar, ticaret yapıları ve ahşap örnekler olarak sanırım kabaca tasnif olmuş ve bunların arasında sadece tabii tanıtma değil, pek çok özgün yeni bilgi de var. Ne bileyim, bir iki tanesi aklımda kaldı. Mesela İlk yapılan Atlas Apartmanı'nın 1902 yılında yapılan ilk apartmanlardan biri olduğunu söyledi. Ne bileyim, ulusal mimari ve Arnavut'un melez bir şekilde gözüktüğü ilginç örneklerden de bahsetti. Evet, şimdi sıra Hatice Adıgüzel'in Raymond'a Daranko'nun İstanbul Arnavut mimarisine katkıları yazısından bahsetmekte. Hatice zaten uluslararası arşivlerde özellikle İtalya'da Arnavut üzerine daha önce Daranko üzerine, mimar Daranko üzerine daha önce çalışmalar da yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Ve o bilgileri de herhalde yeni bilgiler de burada derledi. Evet Hatice, lütfen dinleyelim. Teşekkür ederim Tarkan. Ben de öncelikle Anamed'e bizleri konuk ettikleri için teşekkür ederek başlamak istiyorum ve kitabın diğer tüm yazarlarını da değerli katkılarından dolayı tebrik ediyorum ve Tarkan'ın başta yaptığı güzel motive edici düşünceleri de zaten sen başından beri bu kitabın yazım sürecine tanık bir kişiliksin. Ben kitaba aslında iki tane yazıyla katkı sağladım, başta da söylendiği gibi. Bunlardan ilki Raymond Daronco'nun İstanbul'daki Arnavut yapıları üzerine. Tabii Daronco Osmanlı için çalışan diğer İtalyan mimarlar için de çok iyi tanınan bir kişilik. Hakkında çok fazla yayın var. Affe Batur, Diana Barilleri, diğer İtalyan araştırmacıların yaptığı monografik yayınlar başta olmak üzere çeşitli tezlere ve makalelere konu olmuş bir mimar. Olmaya da devam ediyor. Ben de bu kitap özelinde onun özgün durumuyla günümüze gelen, zaman içinde değişen veya yıkılan Arnavut yapılarını kağıt üzerinde kalan projeleriyle ilişkilendirerek değerlendirmeye çalıştım. Bunun içinde tabii 2018 yılında bulunduğum Udine Şehir Müzesi'ndeki Daronco arşivindeki verilerden de yararlandım. Son derece zengin bir proje arşivi var günümüze ulaşan. Bu anlamda Daronco çalışanlar biraz şanslı bu anlamda. Yapılarını değerlendirmeden önce Daronco'nun Arnavut dilini oluşturan kaynaklara biraz vurgu yaptım yazıda. Örneğin Venedik Akademisi'nden mezun olduktan sonra Messina Üniversitesi'nde ders verdiği dönemde İtalyan Liberti Üslubu'nun, yani İtalyan Liberti Arnavut'un öncü mimarlarından Sicilyalı mimar Ernesto Basile ile tanışması var. Yine çağdışı dönemde modern mimariye yön veren Otto Wagner okulu öğretilerini benimsiyor Daronco. Ve onun Arnavut kaynakları içinde önemli bir yeri kuşkusuz 30'lu yaşlarında karşılaştığı Osmanlı kültürü oluşturuyor. Bildiğimiz gibi bir sergi projesi için geliyor İstanbul'a Daronco ve bunun hazırlıkları yapılırken 1894'te büyük bir İstanbul depremi yaşanıyor
ve Daronco kendini birden restorasyon ve yeniden inşa faaliyetleri içinde buluyor. Sarkis Balyan, André Berthier ve Valéry gibi diğer saray mimarlarıyla birlikte, saray için çalışan diğer mimarlarla birlikte. Bu sırada da şehrin geçmiş anıtlarını inceleme fırsatı buluyor. Daha sonra inşa edeceği yapılarda da bu yapılardan aldığı, şehrin geçmiş anıtlarından aldığı ilhamı batılı formlarla kaynaştırarak kendine özgü bir yorum oluşturuyor. Örneğin yapılarına baktığımızda sıklıkla Ayasofya'ya referansta bulunduğunu görüyoruz. Osmanlı barok formlarını Arnavut'un akışkan çizgileriyle sunuyor. Barok ve rokoko zaten Arnavut, uluslararası Arnavut'un temel yararlandığı kaynaklardandı ama Daronco Osmanlı süzgecinden geçen bir baroğu yorumluyor. Zaten yine proje arşivini incelediğimizde İstanbul'da bulunduğu süreçte Nur Osmaniye Camii, 1. Mahmut İmareti ya da 18. yüzyıla ait çeşitli çeşmelerin eskizleri inceleyip eskizlerini yaptığını da izleyebiliyoruz arşivinden. Özetle Daronco'nun olgun Arnavo dili Viyana merkezli Orta Avrupa kaynaklı Arnavo ile Bizans ve Osmanlı usluplarının bir sentezinden oluşuyor diyebiliriz. Şimdi onun İstanbul için tasarladığı yapılara da bakacak olursak 1893'ten 1909 yılına kadar İstanbul'da kalıyor. Oldukça uzun bir süre bu ve bu sürede de zaman içinde uslubunun değiştiğini ve dönüştüğüne tanık oluyoruz. Ben yapıları anlatırken de biraz bu üslup değişimine vurgu yaparak anlatmaya çalıştım. Örneğin erken yıllarında yani 1894 ile 1900 yılları arasında yaptığı tasarımlarda İstanbul'daki diğer yabancı mimarlar, Parvia olsun, Montani olsun ya da Valéry olsun, onlar gibi Osmanlı canlandırmacılığı yapıyor. Sultanahmet'te Orman Madin ve Nezareti binası, Yeniçeri Müzesi, yine Valéry ile birlikte tasarladıkları Mektebi Tıbbiye Şahane binası bu dönemine ait yapıları. Bu erken döneminde bazı yapılarında örneğin Maçka sırtlarına daha sonra Tophane'den Maçka sırtlarına taşınan 2. Abdülhamit Çeşmesi'nde ya da Mizli Köşkü'nde Arnavut'u önceleyen bazı ifadelerinde yakalayabiliyoruz bu döneminde, bu erken döneminde. 1900'lerden itibaren ise uluslararası Arnavut mimarisine hem İstanbul'da hem de İtalya'da tasarlayıp uyguladığı yapılarla dahil oluyor. Tam da Paris 1900 sergisinin yani aslında Arnavut ile özdeşleşen bir sergi bu. Onunla eş zamanlı olarak Botter Apartmanı gibi bir yapıyı İstanbul'a kazandırıyor. Bütünsel anlamda Arnavut tasarım ilkelerini yansıtan öncü bir yapı Botter Apartmanı ve aslında Beyoğlu'nun süperstarı diyebiliriz onun için ve uluslararası Arnavut içinde önemli bir yapı. Bu yapı, bu özelliklerin haricinde yapı tipolojisi açısından da bir ilk. Jean Botter'in moda eviyle konutunu birleştiren formuyla Beyoğlu'nun mimari dokusuna çeşitlilik katıyor ve daha sonra da diğer Beyoğlu'ndaki diğer yapılara da öncü oluyor. Bununla aynı dönemlerde hemen akabinde 1902'de Torino'da modern dekoratif sanatlar sergisinin pavyonlarını tasarlıyor Daronco. Burada da temelde Viyana Sezesyonu'nun biçim dilini benimsiyor ama özellikle bu slaytta da görmüş olduğunuz kubbeli ana binada Ayasofya'dan ilham aldığını özellikle iç dekorasyonunda mektuplarında belirtiyor. Böylece bölgeden bölgeye formların, üslupların geçişini sağlıyor. Bu yarışmalara katılmaya da her zaman özen gösteriyor Daronco İstanbul'da bulunduğu süreçte. Bir yandan burada yoğun bir faaliyetin, inşa faaliyetinin içinde bir yandan da oradaki yarışmalara katılıyor. Ve böylece de batıdaki güncel formları takip ediyor, güncel eğilimleri takip ediyor. Bu nedenle de bu formların akışı ya da Arnavut gibi uslupların hızlıca İstanbul'a gelmesinde öncü rol oynuyor. Birinin arka planından acaba hangimiz? Arkadaşlar bir televizyon sesi gibi bir şey geliyor fondan. Kendi mekanlarınızı bir kontrol ederseniz nereden geliyor o ses?
Kesildi galiba. Hatice devam et istersen. Kesildi ses. Şimdi Daronco 1903-1905 arasında yaptığı bir dizi çalışmada Orta Avrupa kaynaklı Arnavut biçimlerine Bizans ve Osmanlı formlarını eklediği bir sentezle karşımıza çıkıyor. Günümüze ulaşamayan Karaköy Mescidi, kimilerince başyapıtı olarak değerlendirilen Şeyh Zafir Külliyesi, yine Galata'daki Köşe Çeşmesi, bir sonraki slide'a da bakabiliriz Dila. Bunlara örnek olarak verilebilir. Bunlarda da dediğim gibi Viyana sezesyonuyla Osmanlı formlarını ya da Bizans formlarını birleştirdiği yapıları ve bu bir yoğun bir inşa dönemi 1903-1905 arası. Yine Daronco İstanbul'da kaldığı zaman aralığında Yıldız Sarayı'nda çeşitli uygulamalar ve projeler, düzenlemeler yapıyor. Bu çalışmaların bazılarında da Arnavut üslubunu uygulamış. Bunların da öne çıkanlarına yer vermeye çalıştım yazıda. Burada onların hepsinin üzerinde durmayacağım. Örneğin Ada Köşkü ya da Yaveren Dairesi gibi yapılarda Arnavut çağrışımlı öğeleri Osmanlı formlarıyla birleştirdiğini görüyoruz. Buradaki ahırların bir bölümünde ise tümüyle özgün bir Arnavut cepheyle karşımıza çıktığını görüyoruz. Yine Boğaz'ın iki yakasında Osmanlı yönetici eliti, İtalyan topluluğu, Levantenler için birçok köşk tasarlamış. Bunların da çoğuya yıkılmış ya da özgün niteliklerini büyük ölçüde kaybetmiş olduklarını görüyoruz. Yine bunlarda da Orta Avrupa konut biçimleriyle Osmanlı konut geleneklerini birleştiriyor. Kuruçeşme Nazime Sultan Yalısı, Daronco'nun İstanbul mimarisine kazandırdığı sıra dışı Arnavut örneklerden biriydi. Fakat günümüze ulaşamadı. Yalnızca giriş bölümü, bahçe giriş kapısı günümüze ulaşabilmiş. Günümüzde Naile Sultan Korusu'na geçit veriyor bu giriş. Fotoğraflardan ve kartpostallardan bu yapıyı tanıyabiliyoruz ne yazık ki. Bunun biraz daha ilerisinde 2. Abdülhamit döneminin Dahiliye Nazırı Memduh Paşa için yaptığı kitaplık ve koleksiyon binası var. Bu yapı günümüzde konut olarak kullanılıyor ama hemen sol üstteki perspektif çizimini de daha net görülebildiği gibi tam anlamıyla bir Orta Avrupa evi gibi 1920'lerde bir yangın geçiriyor. Daha sonra konuta dönüştürülüyor. Altta da günümüzdeki durumu var. Bu yapı tabii setler halinde yükselen bir arazi üzerinde ve buna ulaşım içinde bir asansör kulesi tasarlamış Daronco. Bunun da cephesinde Arnavut kadın başı figürleri var. Kadınların toplumdaki konumlarının değişmesine paralel olarak bu dönemde çok kullanılan bir form biliyorsunuz. Bunların da ilginç örnekleri arasında ne yazık ki görünürlükleri çok az. Yine Tarabya İtalyan Elçiliği yazlığı Daronco'nun Osmanlı konut biçimleri, İtalyan klasizmi ve Arnavut formlarını sentezlediği bir yapısı. Burada tabii modernist, ileri görüşlü bir mimar olarak tekrar İtalyan klasizmini ele alması yapının İtalyan hükümetinin bir siparişi olmasıyla ilişkili. Ve mimarın Arnavut biçim dilini kullandığı son uygulamalarından biri Huber Köşkü'ne yaptığı ilavelerde karşımıza çıkıyor. Burada ise onun dönüşmekte olan üslubunu görebiliyoruz. Artık Osmanlı değil de daha Viyana etkili barok formlar, plastik etkisi güçlü barok formlar ve Art Deco'yu çağrıştıran özellikle ferforjelerde gördüğümüz gibi bazı ifadeleri onun artık yavaş yavaş üslubunu değiştiğine işaret ediyor. Nitekim 1909'dan sonra ülkesine döndükten sonra Udine'de yaptığı bir dizi çalışmada da bu klasizmi, yani barok eğilimli klasizmi devam ettiriyor. Sonuç olarak Raimondo Daronco Arnavut'un Avrupa ile eş zamanlı olarak İstanbul mimarisinde yer bulmasında öncülük eden bir aktör. Çoğu yıkılmış ya da değişmiş olsa da pek çok nitelikli eser armağan ediyor İstanbul'a. Daha sonra ondan bayrağı devralan Osmanlı mimarları, diğer yabancı mimarlar ve anonim ustaların katkılarıyla kozmopolit karakterli İstanbullu bir Arnavut'tan söz etmek mümkün olabiliyor. Kısaca bu bölümle ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar.
Çok teşekkürler Hatice. Hatice Daranko'nun ilham kaynaklarından bahsetti bize. Nasıl başladığından, Art Nouveau üslubuna ve İstanbul'daki mimarlık örneklerini, yani İstanbul'un kadim mimarisinden Bizans ve Osmanlı eserlerinin aldığı parçaları nasıl birleştirdiği, bunlardan nasıl sentez yaptığını, onları nasıl harmanlayıp özgün eserler yarattığından bahsetti. Herhalde Daranko İstanbul'daki en önemli, en çok tanınmış Art Nouveau mimarı diyebiliriz. Aynı zamanda hem Avrupa'daki işlerini ve katıldığı fuarları da bize anlattı. Fakat sözlerini bitirirken başka Osmanlı mimarlarının da bu üslupla ilişkili örnekler verdiğini söyledi. Nitekim Dila bir sonraki makalesinde Osmanlı dünyasında yaşayan bazı mimarların eserlerini yoğunlaşıyor. Dila, hangi mimarlar ve hangi eserler üzerine yoğunlaştın bu makalende? Bu kitabın 3. bölümü. Ben burada İshak ve Aram Karakaş kardeşlerin, İshak mimardır, Aram mühendis, Kirkades ve Yeni Dünya'nın, bunlar ortak çalışan iki mimar, Sanayi Nefis'te mezunular ve Kemalettin Bey'in eserlerine odaklandım. Mimari bahsi çok uzamasın diye ben bu bölümü hızlı geçeceğim. Bu bölümü yazma sebebim, İstanbul'da doğduğunu ve yetiştiğini bildiğimiz 5 mimarın ve eğitimlerini de kısmen İstanbul'da almış bu mimarların Art Nouveau'yu nasıl yorumladıklarını, hani ilham kaynakları neler olabileceğini sorguladım ve onların eserlerine daha böyle detaylı hem arşiv belgeleriyle vesaire de destekleyerek baktığım bir bölüm. İshak ve Aram Karakaş'ın iki tane bildiğimiz Art Nouveau eseri var ama ikisi de son derece büyük ölçekli ve görkemli yapılar. Biri İstiklal Caddesi üzerindeki Ragıp Paşa Apartmanı, biri de onun biraz arkasında Nis Sokaklı Kurabiye Sokağı'nın köşesindeki Martin Apartmanı. Banilerine de bu bölümde özel bir ilgi gösterdim bu yapıların. Ragıp Paşa 2. Abdülhamit'in yakın çevresinde çalışan bir devlet adamı. Martin de Belçikalı bir karoser ustası, yabancı bir tüccar. İshak ve Aram Karakaş'ın eğitim hayatı çok yakın zamana kadar karanlıktaydı, bilmiyorduk. Ama Cenk Berkant, bir meslektaşımız, yakın zamanda İtalya'da gerçekleştirdiği çalışmalarda ortaya çıkardı ki İshak, Venedik Güzel Sanatlar Akademisi'nde mimarlık eğitimi almış. Ve bu çok önemli bir bilgi çünkü bize bu Karakaş kardeşlerin yapılarındaki İtalyan Art Nouveau'su, Liberté etkilerinin bu kadar yoğun biçimde görülmesinin sebebini aslında vermiş oluyor. Onların eğitim aldıkları kurumu tespit etmek, şehri. İkinci ele aldığım yine ortak çalışan iki mimar, Kirikades ile Yeni Dünya'ydı. İki Rum mimar. Bu ikili de 1901'de Sanayi Nefis'te mektebinden mezun oluyorlar. Ardından bir süre mimarlık yine tahsili için Paris'te bulunuyorlar ve sonra İstanbul'a gelip ortak bir şekilde çalışmaya başlıyorlar. Birlikte inşa ettiklerini bildiğimiz 3 tane Art Nouveau eser var. Aynı zamanda Yeni Dünya'nın müstakil tek başına yaptığı ahşap bir Art Nouveau eser de var. Bunlardan en ünlüsü Frej Apartmanı. Tabii Frej böyle pure bir Art Nouveau değil. Neobarok formlarla Art Nouveau'nun birlikte kullanıldığı bir yapı. Bu bölümle ilgili hani heyecan verici noktalardan biri de Frej'in inşa sürecine ilişkin arşivde çeşitli belgeler bulmuş olmak ve hani bunları yayınlayabilmiş olmak. İnşa sürecini daha detaylı bir şekilde anlatabilmek. Diğer bir yapıları Ravuna Apartmanı. Şimdi Kirikades'e Yeni Dünya'yı ilginç kılan bir noktaları, malum hayvan betimleri Avrupa Art Nouveau'sunda çok büyük yer tutuyor. Yani çok çeşitli hayvanlar, tavus kuşundan salyangozlar, arılardan kuşlara yapıları tutuyorlar, kertenkeleler vesaire. İstanbul Art Nouveau'sunda ise çok sınırlı sayıda hayvan motif kullanılmış. Bunların da çok büyük kısmını Kirikades'e Yeni Dünya'yı kullanmış. Ravuna da mesela en üst katta böyle kanatlarını açmış birer baykuş görüyoruz. Stilize arılar görüyoruz. Ve bu apartmanı önemli kılan bir başka özelliği de üst aksamıyla, mobilyalarıyla, yani özgün Art Nouveau mobilyalarıyla günümüze gelebilmiş olması. Sonuç olarak Kirikades'le Yeni Dünya İstanbul Art Nouveau'suna ciddi katkı sunmuş, ortak çalışmış iki mimar. Bu bölümde son ele aldığım mimar da Kemalettin Bey. Kemalettin Bey'i hepimiz tanıyoruz. Milli mimari üslubunun kurucu figürü olan, kendi ekolü bulunan Kemalettin Ekolü, yani Kemalettin Okulu adı verilen. Geç dönem Osmanlı ve erken Cumhuriyet tarihi, mimarlık tarihinin en önemli figürlerinden biri. Kendisinin erken dönemlerde Art Nouveau üslubuyla da ilgilendiğini Ahmet Ratip Paşa Köşkü aracılığıyla biliyorduk.
Ahmet Ratip Paşa yine 2. Abdülhamit'in çevresinden Hicaz valiliği de yapmış bir paşa. Ve meşrutiyetin ilanından önce kendine Kemalettin Bey'e böyle büyük bir Çamlıca'da köşk inşa ettiriyor. Bu yapı sonra Çamlıca Kız Lisesi olarak kullanılmış. Ahmet Ratip Paşa Köşkü'ne baktığımızda hem yerel Osmanlı konut mimarisinden alıntılar görüyoruz. İşte farklı kotlardaki saçaklar, eli bölündelerle desteklenen çıkmalar vesaire gibi. Hem de Arnavut öğeler görüyoruz. Pencere kasaları, pencere çerçeveleri, kapı çerçeveleri, iç mekanda vitraylar ve çiniler gibi. Yani genel Osmanlı konut mimarisi geleneğiyle Arnavut'u buluşturan özel bir yapı Ahmet Ratip Paşa Köşkü. Bunlar içeriden bazı görüntüler. Yani Rumiyet parmetli bir tavan göbeği de görebiliyoruz. Milli mimari üslubunda yapılarda gördüğümüz. Arnavut vitraylar da görebiliyoruz. Bu bölümün benim için en heyecan verici olan keşfi Kemalettin Bey'in Arnavut'a olan ilgisinin Ahmet Ratip Paşa Köşkü ile sınırlı olmadığını keşfetmek oldu. Kendisinin 20. yüzyıl başlarında kendine Bakırköy'de bir ev inşa ettiğini biliyorduk. Fakat bu evin herhangi bir fotoğrafı yoktu, üslubunu bilmiyorduk. Hani neye benzediği hakkında bir fikrimiz yoktu. Fakat bulunan bir fotoğraf ve 1950'lerde orada yaşamış kişilerin tanıklıkları bize gösterdi ki bu evde Arnavut üslubundaymış. Hatta evde yaşamış Rasin Hanım'dan alıntılıyorum. Perde kornişlerine kadar baştan aşağı Arnavut'u olarak anlatıyor evi. Kendi evinin yanı sıra Osmanlı arşivlerinde yine Kemalettin Bey imzalı Arnavut Milli Mimari Melezi çizimler keşfetmek mümkün oldu. Yani bütün bu veriler bize Kemalettin Bey'in kariyerinin erken yıllarında Arnavut'a bir ilgi duyduğunu ve bu ilginin kişisel beğeni gibi bir yönü de olduğunu, çünkü kendi evinde böyle tasarlıyor, gösteriyor. Aynı zamanda bir tesadüf ya da artık bilinçli bir seçim, 1904'te kendisinin ofisi de Vlorahan'da, yani şehrin en görkemli Arnavutlarından birinde. Bunun tabii pek çok parametre olabilir arkasında, hani ekonomik konuma bağlı vesaire gibi, ama sanmıyorum ki Kemalettin Bey hiç beğenmediği bir binada kendisine bir ofis tutsun. Ahmet Ratip Paşa Köşkü'ne dönecek olursak, bu yapının bir özelliği de İstanbul'daki belki en görkemli Arnavut çinilere sahip olması diyeceğim ve burada Hatice'ye lafı bırakacağım. Çünkü kendisinin kitapta 4. bölümü İstanbul'da Arnavut üslubunda çiniler. Evet, şimdiye kadar İstanbul'daki Arnavut mimarlığı üzerine de durduk. Vurguyu mimari üzerine koyduk. Şimdi Hatice bize Dilan'ın dediği gibi Arnavut üslubunda tasarlanmış çinilerle ilgili bir bilgi verecek. Teşekkürler tekrar Tarkan. 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl İstanbul mimarisinde kullanılan Arnavut üsluplu çinler aslında benim yüksek lisans tezimin konusuydu. Bunu bu kitap için bir makaleye dönüştürdüm. Şimdi Arnavut'un İstanbul hayatında moda olduğu bir dönemde birçok sanat objesi gibi yurt dışından ithal edilen, Avrupa'dan gelen diğer objeler gibi bu üslubu yansıtan çiniler de Avrupa'dan ithal edilmiş. Bunlar yalnızca mimaride değil, özellikle geç dönem saray ve köşklerini dekore eden bazı taşınabilir objelerde de karşımıza çıkıyor. Örneğin Milli Saraylar koleksiyonunda bulunan bir dizi soba var, Arnavut çinilerle kaplı. Yine bazı konsollar var, bu üslupta çinilerle süslü. Tabii bu ithalatın bu dönemde, biz tabii 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı mimarisinde ithal çelik kullanımını biliyoruz. Topkapı Sarayı başta olmak üzere tek tük yapılarda karşımıza çıkıyor. Bu dönemde aslında Arnavut'un moda olduğu dönemde de bu anlayışın bir devamı. Yani burada bir yerli üretime çok fazla etki etmiyor. Ama biraz daha batılı olanın, batılı modanın cazip hali gelmesi gibi nedenlerle ithalatı yapılıyor. Ve bunların kullanımına baktığımızda da üslubun egemen olduğu dönemde, kabaca bir tarihlerse 1900'lerden, yani daha doğrusu benim değerlendirdiğim örnekler üzerinden 1900'lerden 1913'lere kadar bir tarihleme var. Yani tam da bu modanın, Arnavut'un egemen olduğu, mimari de egemen olduğu döneme denk geliyor. Ve bunların çoğunluğunun da geç dönem Osmanlı saray ve köşklerinde karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve bu saray ve köşklerde de 20. yüzyıl başlarında yapılan onarım veya yenilemeler sırasında eklendiklerine
yine belgelerden öğrenebiliyoruz. Yıldız Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi saraylarında kullanılan Arnavut çiniler bu şekilde örnekler. Bunun dışında yine Osmanlı yönetici sınıfının köşklerinde ve Beyoğlu Levanten yapılarında Arnavutluklu çinilere rastlıyoruz. Bu da bize İstanbul'da bu tür çinilerin nispeten daha seçkin bir müşterisi olduğunu gösteriyor. Dilan'ın da dediği gibi Ahmet Radi Paşa Köşkü desen ve kalite bakımından dikkat çekici örnekleri sunan bir yapı. Ve kullanıldıkları yapının uslubuyla da bütünsel bir tasarım sergiliyorlar. Yine benim bu yazıda değerlendirdiğim örnekler üzerinden bütün üretimlerin, bütün kullanılan çinilerin endüstriyel yöntemlerle Avrupa'da üretilmiş olduklarını görüyoruz. Bunların büyük çoğunluğu 19. yüzyıldan itibaren Alman çini üreticilerinin başında gelen Willeroy Bosch firması tarafından üretilmiş. İşte Dolmabahçe, Beylerbeyi, Ahmet Radik Paşa Köşkü bunlar arasında. Yine iki yapıda Markiz ve Montplaisir Villası gibi iki örnekte Fransız kökenli Hippolyte Boulanger imalathanesinin adına rastlıyoruz. Bu durum banilerinin Fransız asıllı olmasıyla da ilişkilendirilebilir. Yine başta da söylediğim gibi Arnavut çiniler daha çok yerel çini seramik endüstrisinde çok fazla duvar kaplama malzemesinde çok fazla yok. Biraz sonra belki İlona değinecektir. Daha çok günlük kullanım objelerine yansıma buluyor. Yıldız Çini Fabrikası üretimlerinde bunu izleyebiliyoruz. Bu kadar bu şekilde. Evet, peki çok teşekkür Hatice. Gerçekten de Osmanlı'ya 18. yüzyıldan itibaren pek çok teknikte ve üslupta Çin ithal ediliyor. Avrupa'nın neredeyse her yerinden İspanya, Portekiz, İtalya, Hollanda aklımıza gelmeyecek pek çok yerden bu Arnavut da herhalde bunlara eklemleniyor kendi moda döneminde. Şimdi İlona zaten uzun yıllardır mobilya ve küçük sanatlar üzerine pek çok makaleler, kitaplar bir araya getirmiş araştırmacı arkadaşımız. Bu kitaba katkısı da İstanbul'da Arnavut ve gündelik hayata yansıması bölümüyle yine küçük sanatlar, mobilyalarda işte Arnavut nasıl uygulanmış onları tanıtıyor. Evet İlona senden de dinleyelim makalenin içeriğini. Evet, ben de teşekkür ederek başlamak istiyorum. Güzel bir çalışma oldu. Çok keyifli bir çalışma oldu. Ben çalışmanı önce Batı'da Arnavut'un küçük objeye nasıl yansıdığını anlatarak başladım. Sonra Osmanlı'ya geçtim. Arnavut Osmanlı'da çok benimsenmiş bir üslup. Mimaride ve Çin'de de örneklerini gördüğümüz gibi ama günlük kullanım eşyalarında mimariden daha farklı bir uygulama söz konusu. Çünkü Arnavut'un Osmanlı'ya girdiği dönem aslında Batı'da da Arnavut'un çıktığı ve yaygınlaştığı bir dönem. İlk defa Osmanlı kullandığı mobilyasında barok gibi, rokoko gibi geçmiş dönemi kullanmıyor ve içinde yaşadığı dönemin üslubunu alıyor ve kendisine uyguluyor. Tabii dönemin yapısı değişiyor. Osmanlı geleneksel yapı düzeninden batılılaşmayla birlikte bir mobilya kullanımına başlıyor. Ve bu mobilya kullanımı önce sarayda başlıyor üst düzeyde. Sonra yavaş yavaş kademe kademe alt kültürlere inmeye başlıyor. Özellikle 2. Abdülhamit zamanında Osmanlı'nın artık yaşam değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Artık mobilya sadece üst düzeyin kullandığı bir dekorasyon objesi olmaktan çıkıyor, bir ihtiyaç nesnesi haline geliyor. Ve kendi fabrikalarında da üretmeye başlıyor. Batı'da Arnavut'un çıkışında önemli bir isim var. Bu isim Emil Gale ve Gale'nin kurduğu okulla Nancy Okulu. Fransa'da, Nancy kasabasında. Gale aslında bir cam ustası ve cam akıtmayla, cameo tekniğiyle vazolar ve cam aksesuarlar yapıyor. Ama aynı zamanda
Gale bir ahşap mobilya ustası da. Ne yazık ki çok fazla örnekleri İstanbul'da yok Gale'nin. Bugün bir tanesi Dolmabahçe Sarayı'nda, bir tanesi de Beylerbeyi Sarayı'ndaydı. O da daha sonradan Dolmabahçe Sarayı'na alındı. İki tane Gale mobilya var. Bunlardan bir tanesi Gale'nin erken dönemine, diğeri ise geç dönemine ait. Gale'nin erken döneminde imzaları adından soyadından oluşuyor ve doğduğu kasabasından. İkinci döneminde ise sadece soyadını kullanıyor. Bu bakımdan bu Gale'nin iki tane mobilyasının Osmanlı Sarayı'nda olması aslında Osmanlı'nın Arnavut'a ne kadar değer verdiğini göstermesi açısından çok önemli iki örnek. Bu sağ tarafta gördüğünüz vazo yine Gale'ye ait bir vazo. Cameo tekniğini kullanarak yapıyor. Cameo tekniği camları hamur halindeyken üzerine deseni koyuyor akıtma şekliyle ve bunu fırınlıyor. Ve bu tekniği daha sonra Gale mobilyalarında kullanmaya başlıyor. Yani mobilyalarda da bir tür kullanılan marküteriyi cam tekniğinde de kullanmaya başlıyor ki ben bunları kitabın içerisinde ayrıntılarıyla anlattım. Dila geçebilir miyiz? Evet, Osmanlı o dönemde özellikle Kırım Savaşı'ndan sonra yaşam şartları değişmeye başlıyor. Batılılar buraya yerleşiyor, Fransızlar ve İngilizler. Özellikle Pera bölgesinde mağazalar açılmaya başlanıyor ve Avrupa kökenli çok sayıda mobilya bu mağazalarda satılmaya başlıyor. Ve başta saray olmak üzere İstanbul'un üst halkı diyeyim, işte paşalar, konaklarda yaşayan zengin kesim buralardan alışveriş yapıyor. Sultan II. Abdülhamit zamanına geldiğimizde artık yaşam tarzı değişiyor. Özellikle sanayi devrimi sonrasında Batı'nın değişen yaşam şartları Osmanlı'yı da etkiliyor. Ve Osmanlı'da da büyük bomarşlar, abomarşlar açılmaya başlanıyor. Büyük, çok katlı mağazalar. Ve bu mağazalarda artık İstanbul halkı Paris'teki insanın alışveriş yaptığı yerlerden alışveriş yapmaya başlıyor. Dönemin mobilyası olan Arnavut kısa sürede buradaki mağazalarda satılmaya başlanıyor. Hangi mağazalar? Abomarşlarla birlikte Rosenthal'dan işte kadife Arnavut desenli perdeler, kumaşlar almaya başlıyor. Ya da Pisalti'den mobilyalar alıyor. Derken yavaş yavaş katman katman Arnavut önce satın alınarak Osmanlı pazarına giriyor. Daha sonra Osmanlı bunu kendi üretmeye başlıyor. Önce Yıldız Porselen Fabrikası'nda, sonra Hereke Dokuma Fabrikası'nda ve Tamirhane-i Hümayun mobilya üretimhanesinde. Tabii bu üretimler sadece sarayla sınırlı kalıyor. Ama saray bazında özellikle çıkan ustaların o dönem Abdülhamit zamanındaki kurulan sanayi okullarından yetişen öğrencilerden olması da önemli. Çünkü buradaki uygulamayı büyük ustalarla birlikte buradaki mezunlar da gerçekleştiriyor. Mesela burada gördüğünüz bir çift vazo, Arnavut üsluplu Yıldız Porselen Fabrikası'nın üretimi. Tabii bunların üzerindeki desenler, mimari desenli olanlar var. Pür Arnavut bitkisel bezemeyi kullanan, kadın formlarını kullanan desenler de var. Melez karakterli bir vazo, burada seçtiğimiz vazo. Soldakinin üstünde mimari bir karakter, alt tarafı bitkisel bezeme ve özellikle kutlarındaki Arnavut'la güzel örneklerinden bir tanesi. Sağda Hereke Dokuma Fabrikası'na ait bir kumaş dokuması görüyoruz. Kumaş dokuması, jakar tezgahlarına da Arnavut deseninin girmiş olması aslında Osmanlı Sarayı'nın üslubu benimsediğinin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Nasıl oluyordu bu üslup bu kadar benimseniyor? Aslında Osmanlı'da geleneksel bir ehli hiref var ve ehli hiref 19. yüzyılda sona eriyor. Bunun yerine artık öncelikle Abdülmecit zamanından itibaren dışarıdan hazır alımla
bu tedarik edilmeye başlanıyor. Çünkü dönemin ihtiyaç nesnesi de değişiyor ve bu değişen ihtiyaç nesnesini karşılayacak bir elemanı yok. Yani kendi mobilyasını karşılayan naccar denilen yerde daha çok sandık üretiliyor. İşte küçük obje üretiliyor. Ama siz 19. yüzyıla geldiğinizde artık değişen ihtiyaçlarınızla birlikte büyük fabrikalar kuruyorsunuz. Ve aslında Arnavut'un çıkışı fabrikayı kullanarak geleneksel sanatı yaşatmak. Ve burada daha çok bitkisel formları ve stilize figürleri, stilize edilmiş desenleri kullanmak. Dolayısıyla Arnavut aslında Osmanlı'nın kendi geleneğinden gelen kültürün çok da dışında bir şeyi savunmadığı için Osmanlı tarafından daha fazla benimseniyor ve fabrikalarında daha fazla uygulama alanı buluyor. Her ne kadar porselende ve kumaşta çok fazla örneğini verse de ne yazık ki mobilyada çok fazla örneği yok. Benim ulaşabildiğim sadece bir tane örnek var. O da Tamirhane-i Hümayun yapımı. Dila, ilerleyebilir miyiz? Ya İlona'cığım, bu görselde bir sorun oldu. Çıkmıyor değil mi? Tamirhane-i Hümayun'a ait sadece bir tane yazıhane var. O da tam bir Arnavut üslup özelliğini gösteren bir yazıhane değil. Sadece alt kısmı Arnavut. Daranko'nun, Hatice'nin de bahsettiği gibi Daranko'nun o ünlü atnalı kemerli bir yapısı vardır. Yazıhanenin bacakları bu Daranko'nun atnalı kemerini hatırlatan bir motife sahip. Üst katı ise, ya üst bölümü ise tamamen klasik bir üslupta yapılmış. Evet, ben çalışmada bunları toparladım. Nasıl fabrika üretimlerinde nelerin yapıldığını, Batı'da nasıl çıktığını, Osmanlı'ya hangi pazar kanalıyla girdiğini ve neler üretildiğini toplayarak bir çalışma hazırladım. Evet, söyleyeceklerim çok bu kadar. Çok teşekkürler İlona. Gerçekten çok ilginç bulguların ve bize söylediklerin. Yani Arnavut'un eş zamanlı olarak bir kere Osmanlı İstanbul'a gelmesi yeni, çünkü biz Rokoko ve Baroğ'un hep peyderpey daha geç nesnelerle biliyoruz. Ayrıca kısa süre içinde atölyelerde ve fabrikalarda üretilmesi ve yaygınlık kazanması, bu şekilde benimsenmesi de gayet ilginç. Peki çok teşekkür bilgiler için, bazı sorular da geliyor, onları daha sonra sizlere aktaracağım. Şimdi Ömer Cenkâr Ilıcalı uzun süredir mezar taşlarıyla uğraşıyor. Ben yakından izliyorum kendisini. Kocaman bir doktora tezi çıkmak üzere. O bağlamda, daha doğrusu onunla dolaylı bir ilişki kurarak Arnavut mezar taşlarını da inceledi. Bu özellikle saha araştırmaları yaptı ve bulgularını bizle paylaşacak. Evet Cenkâr, lütfen dinliyoruz. Evet. Öncelikle ben de İrem Hanım nezdinde toplantıyı düzenleyen ANAVET yetkililerine teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında Tarkan Hocam açıkladı. Mezar taşlarıyla bir ilgi var ama bu veya mimarisiyle diyelim. Bu mimarinin ile olan ilgimin de mimari esasında kendisi. Dolayısıyla müteşekkirim. Çok güzel bir çalışma olacağını umuyorum, birlikte ona vesile oldu ve bunun devamı olarak da belki bu çalışmada da bulunmuş oluyorum. Tabii Dila'ya da ayrıca teşekkür ediyorum, böyle bir çalışmanın parçası olma imkanı verdi ve diğer yazarlara da aynı şekilde tebriklerimi sunuyorum. Şimdi daha önce Arnavut ile ilgili aslında yapılmış çalışmalar var, diğer konuşmacılar da ifade ettiler. Fakat Arnavut'un belki de ele alınmamış bazı tarafları vardı. Mezarlarla olan ilgi de bunlardan biri denebilir. Aslında bir istisnası var. Ondan Hatice Hanım bahsetti. Şeyh Zafir Türbesi. Ama o türbe dışında çok da fazla yayında ele alınmamıştır Arnavut'un mezarlardaki yansıması, mimarisi. Şimdi bu konuda elimizde aslında iki tane ipucu var. Bir tanesi yine biraz önce bahsedilen, Hatice Hanım tarafından bahsedilen Şeyh Zafir Türbesi. Yani
Sultan Abdülhamit tarafından çok sevilen bir din adamı. Yüzyılın başında vefat ediyor Arnavut'un İstanbul'a girişinden hemen sonra ve adına bir türbe yapılıyor. Dolayısıyla bu türbeyi de sultanın mimarı tasarladığı ve şehrinde çok gözüken bir yerinde olduğu için bunun devamının Müslüman mezarlıklarında olması beklenebilir. Bu birinci ipucu elimizdeki. İkinci ipucu ise yine Dila Hanım'ın özellikle çalışmasında çok güzel özetlediği şekilde yapıların, İstanbul yapılarındaki istisna, bir iki istisnayı saymazsak mimarların, Arnavut'u gerçekleştiren mimarların ve banilerinin de neredeyse çoğunluğunun tamamına yakınının gayrimüslimlerden olduğunu görüyoruz ki bu durumda gayrimüslim mezarlıklarında böyle mezarlıkların aranabileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla elimizde iki tane ipucu var. Şimdi bunları tamamlayan üçüncü bir ipucu olarak mezar kültüründeki değişimi söyleyebiliriz. 19. yüzyılda mezar kültüründe önemli bir değişim oluyor dünyada. Avrupa'da mezarlar şehir dışlarına sıhhi sebeplerle alınıyor. Benzeri bir süreç Osmanlı'da yaşanıyor. Hem gayrimüslim mezarlıkları biraz daha şehrin dışına taşınıyor. Sur içine gömü yasaklanıyor ve dolayısıyla mezarlar için yeni alanlar açılıyor. Bu aynı zamanda yeni inşa imkanları, şehrin daha gözüken alanları demek ve bu işin içine mimarlar, heykeltıraşlar batıda, bizde hattatlar daha fazla dahil oluyorlar ve müsenna denen süslü mezar taşları yapılıyor ve mimari üsluplar mezar mimarisiyle daha net buluşmaya başlıyor. Dolayısıyla bütün bu tablonun devamı üçüncü bir delille birleştiği zaman o zaman işte bir mimari üslubun mezarlara da yansımasını bekleyeceğimiz bir delil daha elde etmiş oluyoruz. Bu durum saha araştırmasıyla tabii doğrulanması ve elde edilmesi gereken bulgular ancak tamamlanabilirdi. Biz de çalışmamızı bu çerçevede 15 mezarlık üzerinde seçilmiş 15 mezarlık, Şeyh Zafer Türbesi'ni sayarsak o da var aralarında, onu çıkarırsak 14 mezarlık, 8 tanesi gayrimüslimlere ve 7 tanesi de Müslümanlara ait mezarlıklardı bunlar. Yine biraz önce bahsettiğim ipuçları çerçevesinde mezarların, özellikle Arnavut'ta gördüğümüz mezarların yine süslü, aynı zamanda tabii pahalı mezarlar demek. Şehrin daha çok eliti tarafından yaptırılabileceği varsayılabilir. Dolayısıyla elitlerin, şehrin elitinin gömüldüğü mezarlıklar öncelikli olarak incelendi çalışma sırasında. Ve görüyoruz ki şehirdeki bina yapımından da önce aslında mezarlarla ilgili bir takım gelişmeler yaşanıyor. Bu gördüğümüz Şişlurum Ortodoks Mezarlığı'nda Mikail Suvaranos için yapılan bir anıt mezar. Birinci ve ikinci fotoğrafta gördüğümüz ve bu fotoğraflarda gördüğümüz mezar bize üzerindeki süslemeler, kendi ve eşinin rölyefi, kullanılan bitkiler, çiçekler, onların asimetrisi, üçgen bir prizma başlayıp daha sonra yine silindirimsi bir biçimde devam eden bir sütun ve sütun üzerinde de küçük görüntüsü veren parça. Dolayısıyla bütün bunlar Arnavut'a ait tipik özellikleri ifade ediyor. Çok bu 1892 tarihli bu mezardan çok yakın tarihli bir artık yüzyıl başına geldiğimizde Ferri ailesine ait bu sefer Feriköy Latin Katolik Mezarlığı'nda bir başka mezar görüyoruz. Bu mezar obelisk tarzında, Mısır canlandırmacılığı 19. yüzyılda Avrupa'da yükselen bir moda. Orada da çok fazla bu tarz mezar var. Mezarı gördüğümüz zaman kaidesinden başlayarak süslemelerin aslında birçok yapıda gördüğümüz süslemelere de birçok benzediğini görüyoruz. Hatta dört katili olarak kaideyi izlersek en üst kademe, yani hemen obeliskin altında yer alan bakın kademede ki süsleme Dira Hanım'ın ifade ettiği Sultan Abdülhamit'e 1898'de hediye edilen albümlerden birinin kapağına da oldukça benzer. Buna benzeyen birçok şeyi yapılarda da görüyoruz. Üstün üstüne doğru gittikçe sarmaşık kıvrımlı hatlar Arnavut'un ifade ettiği bir takım motiflerin içinde kendi kuyruğunu ısıran bir yılanla yapılan ayrı bir gönderme sonsuz. Dolayısıyla bütün tablo bariz bir şekilde Arnavut'un motiflerini ve tasarımını ifade ediyor. Özellikle süsleme programı anlamında bir tasarım diyebiliriz buna tabii. Şimdi yine Daronco'nun Şeyh Zafer Türbesi meselesini tekrar ele almayacağım. Çünkü onu çok güzel bir şekilde açalım ifade etti, anlattı. Ama burada gördüğümüz tabloda, onun konuşmasında da bahsetmişti.
Ayasofya'ya çalışmalarında çok gönderme yapmıştır diye. Evet, Mehmet Şakir Paşa yine sultanın yanında önemli bir müşir. Kaiser Wilhelm'in, Alman İmparatoru'nun Orta Doğu'ya olan ziyaretinde de mihmandarıdır. Dolayısıyla bu önemli ismin mezarı Fatih'te bulunuyor ve Ayasofya örnek alan bir kafesli uygulama yapılmıştır. Zaten mezarlarda bizim gördüğümüz iki tür Arnavut uygulaması var. Bir tanesi mezarın kendi yapısında ama bir diğer örnek serisi de kafes ya da parmaklık dediğimiz mezarı çevreleyen yapılarda. Burada da aynı şekilde sütunun üzerindeki bakın palmet kullanılan rumiler, palmetler, sütun kaideleri ve özellikle sütunu kaplayan örtü bu Avrupa kaynaklı kefene de gönderme yapan çokça kullanılan mezarlarda bir süsleme biçimi bir kurdeleyle tamamlanıyor ki Şeyh Safi Külliyesi'nin türbesinde çeşmesinde benzeri bir örnek görüyoruz. Dolayısıyla yapılan yorum klasik Osmanlı mezarı alınarak bir Arnavut yorum haline dönüştürülmüş. Devamında yine bir başka mezar bakın Eyüp'te oldukça orijinal başka bir tasarım. 1912 yılında Fatma Nesime Hanım'a ait. Bu Ay Yıldız gibi o zaman yükselen bir Osmanlı milliyetçiliği gönderme yapan sembol kullanılmış. Ama onun yanında da yine Arnavut'a ait bitkisel kıvrımlı süslemeler görüyoruz. 26 yaşında vefat eden, kimliğiyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmadığımız bir hanım. Onun yanındaki Havva Macide Hanım mezarı, Bülbül Deresi'nde 8 tane benzer mezar tespit edebildik. O hepsi de kadınlara ait olan bu mezar, bakın çok açık şekilde Daronko tarafından yapılan Mehmet Şakir Paşa, Fatih'teki Mehmet Şakir Paşa mezarının örnek alındığı şahide süslemesinde bir süslemeye sahip. Dolayısıyla o mezarın da mezar mimarisi üzerindeki etkisini görüyoruz. Onun yanında bulunan çok tanınmış Recaizade Mahmut Ekrem mezarı. Kandilli'deki bu mezar tabii anlamlı bir mezar. Hem tasarımı, şahidenin mezarın orta yerine konması yani başına değil de sıra dışı şeyi ve süslemeleriyle, geri kalan onu tamamlayan süslemeleriyle önemli. Kendisi aynı zamanda edebiyatçıydı de Servet-i Fünun hareketinin başlangıcı. Öğrencisi Ahmet İhsan vesilesiyle o hareketi başlatıyor ama daha sonra da edebiyatçıydı de hareketinin öncüsü. Dolayısıyla bu yeni tarz aynı zamanda o dergide yer alan motifler, gravürler ve hatta mimari haberler üzerinden dergi akımı oldukça yakın ilgi duyuyor. Recaizade'nin mezarında da bunun örneklendirmesini görüyoruz diyebiliriz. Bu kaidedeki düzensizlik, kaya kaide seçimi, buradaki parşömen seçimi aslında 19. yüzyıl Avrupa modası, mezar modası kaynaklı ama bu mezara da adapte edilmiş ve Arnavut ile birleştirildiği çok fazla örnek görüyoruz. Mezarda bunlardan bir tanesi. Bütün bu mezarlar içinde sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Mezarlardaki uygulaması Arnavut'un gayrimüslimlerde belki yapılardaki uygulamasından daha önce başlayıp Avrupa ile eş zamanlı diyebiliriz. Osmanlı'da Daronko'nun Şeyh Safi Türbesi zannediyorum bir tetikleme olmuş ve o moda çok hızlı yayılmış. Çok fazla örnek yok ama zaten akımın da kısa sürdüğü, mezar mimarisinin nispeten muhafazakarlığı hatırlanacak olursa daha fazla yaygınlaşmaması açıklanabilir. Avrupa'dan farkı orada bütünsel olarak tasarımlarda da Arnavut mezar örnekleri var ama Osmanlı örneklerinde genel olarak daha çok süslemede, kafes ya da mezarın süslemelerinde yer alıyor. Bunun dışında Musevi mezarlıklarında çok daha sınırlı örnek var. İki tane örnek bulabildik ve onlar da elimizdeki 40 mezarla birlikte kitapta yer alıyor. Teşekkür ediyorum ben. Çok teşekkür Cenk'er. Bu ben mezar taşı çalışmalarının çok önemli olduğuna inanıyorum sanat tarihinde. Çünkü belli üslupların belli aralıklarını nerede başlayıp nerede bitirdiğini bize kesin olarak gösterebiliyorlar. Ve çok sayıda oldukları için istatistiki veriler oluşuyor. Dolayısıyla senin çalışmanda hem çok özgün olduğu için önemli hem de bu bakımlardan önemli. Çünkü evet Şeyh Zafir çok tanınmış bir türbe ve en çok çalışma belki onun üzerine yapılıyor. Ama mezar taşlarına özellikle eğilen çalışmalar yok denecek kadar az. En azından bu kadar detaylı inceleyen ve bu tür çıkarımları çıkaran çalışma bilmiyorum. Dolayısıyla elinize sağlık. Şimdi bu mimari dışındaki
materyallerden bahsederken Cihan Hanım'dan söz verelim. Cihan Hanım zaten hem mimariye bağlı hem de yazma eserleri üzerindeki tesip ve hat sanatıyla uzun yıllardır ilgileniyor. Pek çok eser verdi bu konuda, yazıları var. Ve bu kitaba katkısı da Arnavut üslubunun tesip sanatına yansımaları Müzehip Mimarzade Mehmet Ali'nin eserleri üzerine. Buyurun Cihan Hanım, makalenizle ilgili bilgiyi alalım. Saat 19.16, evet sonlara da yaklaşıyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim değerli Tarkan Hocam. Ben de Anamet'e teşekkür etmekle başlamak istiyorum konuşmalarıma. Ayrıca kitabı oluşturan tüm yazarlara da çok teşekkür ediyorum. Müjde Dila Gümüş meslektaşıma da çok yoruldu. Ellerine sağlık diyorum ve daha nice projelerde çalışmak için inşallah buluşmak üzere diyorum. Benim anlatacağım örnek yazma eserlerde şimdiye kadar hiç incelenmemiş. Gerçekten sanat tarihi ve geleneksel Türk el sanatları bölümündeki hocalarımız veya diğer araştırmacılar rokoko, klasik tesipler, rokoko, barok diyorlar. Ondan sonra Arnavut arıyorum, yok. Ortada bir şey yok. Tabii ben 2015 yılında Napoli'de Türk Sanatları Kongresi olacaktı. Ona bunu hazırladım. Benim tam başlığımda tabii sadece Müzehip Mimar Zade Mehmet Ali değil, aynı zamanda ressam ve hattat yönü de var bu sanatçının ve bir de mimar kendisi. 1912 yılında Sanayi Nefise Mektebi'nin mimarlık bölümünden çok yüksek dereceyle mezun olmuş. Tabii bu hem mimar hem tesip sanatçısı hem ressam hem de hattat olan bu sanatçıyı incelemek çok zevkli oldu. Onunla ilgili arşiv belgelerine ulaştım. Tabii çok kısa bir süre içinde bunlara buradan vermek mümkün değil. Çok daha detaylı çalışmalara devam ediyorum. İnşallah ileride bir küçük kitapçıkta olabilecek. Mimarzade Mehmet Ali Bolulu 1879 yılında Bolu'da doğmuş ve gene bir dülger sanatçı bir ailenin çocuğu. Tabii 1899 yılında İdadi'den mezun olduktan sonra tabii ortamda ailede de sanatçı kişilikler olduğu için tabii ne kadar olsa çocuklar bu kişiliklerden etkileniyorlar ve ileride seçecekleri meslekleri de bu etkilenimlerden yola çıkarak gelişiyor. Mimarzade hattatlık eğitimini iki hattat hocadan alıyor. Hem talik yazıyor hem sülüs ve nesih yazıyor. Tabii bu ayrıntılara girmeden konumuza odaklanmak için kitapta da detaylar olduğu için çok kısa geçmek istiyorum. Hat icazetini aldıktan sonra İstanbul'a geliyor ve burada devletin çeşitli derecelerinde memur olarak çalışıyor. Sadrazam Sabri Efendi'nin damadı ve Meşiat Arşivi'nde çalışıyor. Ve daha çok 1912'den sonra da Efkaf-ı İslami, yani bugün Türk İslam eserleri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilk müzesi olan Efkaf-ı İslamiye Müzesi'nin müdürlüğüyle aynı zamanda Medresetül Hattat'ın da müdürlüğünü sürdürüyor. Tabii çok çeşitli çalışmalarda bulunuyor. Medreselerde hat dersleri veriyor. Devletin çeşitli kademelerinden çalıştıktan sonra siyasi yönlerden dolayı kayınpederiyle birlikte yurt dışına gidiyorlar ve gitmek zorunda kalıyorlar. Ve 1938 yılında da Kahire'de bir trafik kazasında vefat ediyor. Tabii hattat olmasının yanı sıra tesip ve resim sanatına eserler vermesi çok dikkat çekici. Özellikle Fatih Camii'nde ve Sultanahmet Camii'nde iki yağlı boya tablosu var ve bu tablolarda hem tarih hem de Meşiat-ı Ulya kaleminden Mimarzade Muhammed Ali olarak imzalarını da atmış bir ressam. Hat sanatı örnekleri de Bolu'daki Büyük Cami'de Cihariyar Güzin dediğimiz Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin'den oluşan 8 adet
Ve bunlar ana kubbenin pandantiflerinin etrafına dizilmesi Osmanlı'da geleneksel olan hat levhalarını yazmış. Bugün bunlar hala camiye giderseniz görebilirsiniz. Onun dışında gene bu Bolu Büyük Cami'nin mihrap yönünde yazdığı Kufi ve Celisülüs yazılarda hat sanatı örneklerini görüyoruz. Tabii bu hat sanatıyla tesip sanatçısı olduğu için ikisini karıştırarak bu o dönemde çıkan dergilerde bunları yayınlamış ve dergi kapaklarını bu hem hat ve Arnavut tesiplerin birbiriyle kaynaştığı çok güzel tasarımlar yapmış. Tabii mimar olması ve diğer üç sanatı da icra etmesi, bu tasarımları yapması onun için çok kolay olmuş diye düşünüyorum. Milli Saraylar koleksiyonunda, Dolmabahçe Sarayı'nda kendisi tarafından yapılan çok ünik bir eser var. Bu ünik eserde hem hat çalışmalarını sergilemiş hem de resim sanatını sergilemiş. Tabii bu Şam'daki telgraf anıtına kadar detaylarda bunları o tabloya yerleştirmiş bir tasarımcı. Şimdi incelediğimiz tesip sanatı örneğine gelecek olursak, bu da Ekrem Hakkı Ayverdi koleksiyonunda bulunan bir yazma eser, bir ilmiye icazetnamesi. Ekrem Hakkı Ayverdi koleksiyonunda bu eseri çalışmam sırasında Kubbealtı Kültür Sanat Vakfı'na ve değerli meslektaşım Şebnem hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımı kolaylaştırdılar. Tabii bu eser, şu anda kapağını görüyorsunuz hattatın hemen sağındaki resimde. Arnavut üslupta yapılmış sarmal bir dal ve bunun ucunda bir gül ile sonuçlanan bir Arnavut eser. Ve bu Macintosh'un yaptığı gül ağırlıklı çalışmalarla çok benzeştiğini rahmetli Profesör Doktor Yıldız Demir Hoca yayınlarında bahsetmişti. Kendisini de bu ara rahmetle anıyorum. Eserin sayfaları 1A ve 2A sayfaları klasik Osmanlı üslubunda görmeye alıştığımız renklerin dışında Arnavut tesibin getirdiği bezemeler ve renk ağırlıklarını görüyoruz. Yeşiller, lacivertler, kırmızılar, altının bolca kullanıldığını görüyoruz. Yazılar, altın zeminler üzerine yazılmış uçuşan kurdeleler ve Arnavut üslubunun bütün özelliklerini yazma bir eserde ancak bu kadar güzel görebiliriz diye düşünüyorum. Besmeleyle başlıyor ve icaze yazıyla devam ediyor. Değiştirebilir miyiz lütfen efendim? Diğer sayfalardaki tasarımlar, yani hem Arnavut tesibin hem de Barok tesibin birlikte kullanıldığı görüyoruz. Özellikle sol sayfada Baudelaire apartmanında ve Abdülhamit albümlerinde görmeye alıştığımız aşağıdan yukarıya dikey olarak düşen tasarımlar ve gene bunların üzerine dolanmış kıvrımlı dalcıklar vesaire. Yani tamamıyla Arnavut üslubun özelliklerini yazma eserde görmüş oluyoruz. Sol alt kısımda da Mehmet Ali şeklinde yaldızlı mürekkeple imzasını atmış. Genellikle Osmanlı tesip sanatçıları ve hattatlar uzun bir süre bu tür eserlerine cilt sanatçılarında koyabiliriz bunlar arasında. İmzalarını mütevaziliklerden dolayı, mütevazi olduklarından dolayı atmaktan hep çekiniyorlar. Ama burada atmış ve onun tarafından bu tesiplerin yapıldığını bu imza sayesinde ispatlamış oluyoruz. Tabii klasik Osmanlı tesibinde olan her şey var. Cetveller, duraklar, köşelikler vesaire. Ama tabii bu Arnavut üslubuna göre yorumlanarak burada verilmesi çok anlamlı ve çok güzel. Tekrar değiştirebilir miyiz Dila Hanımcığım? Cihan Hanım iki örnek koymuştum. Öyle mi? Tamam, ellerinize sağlık. Yani Mimarzade Muhammed Ali'nin mimar olmasının dışında resimler yapması ve hat çalışması, Rönesans insanı diyeceğimiz kadar çok yönlü bir sanatçı olması çok önemli ve çok ünik bir örnek olduğu için
bu örneği de bu ilk defa yayınlamak bana kısmet oldu. O yüzden çok katkımın olduğunu düşünüyorum ve daha bu örneklerin daha da araştırmalara devam ettiğimiz sürece daha örneklerin de çıkabileceğini sanıyorum. Zaten Abdülhamit albümlerinin fotoğraflarının etrafında da bu tür üslupta bezemeler var, baskı olarak veya serbest fırçayla çalışılmış şeyler. Yani bunların hepsi ayrı ayrı çalışılacak, zaman ayrılacak konular. İnşallah ileriki zamanlarda bunları çalışmak ve yayınlamak nasip olur diye düşünüyorum. Tekrar tüm dinleyicilere ve bu konuşmaları yapmamızı sağlayan bütün yetkililere ve değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Cihan Hanım çok teşekkürler. Hakikaten çok ilginç örnekler, çok da etkileyici her şeyiyle. Ayrıca Osmanlı sanatı çalışmalarında yani sanat tarihi çalışmalarında bizim biyografik çalışmalara çok ihtiyacımız var. Çok yaygın değil ama yavaş yavaş yani son yıllarda bu kişiye özgü işte gerek mimar gerek işte Hattat, teslip ustası vesaire bunlar ressamlar kişilikleriyle ilgili bilgiler çıkıyor. Bunlar da büyük katkı sağlıyor tabii. Hem sizin anlattıklarınız hem özellikle küçük sanatlar üzerinden ya da mimari üzerinden aktarılanlarda bu Osmanlı sanatının sinkretik özellikleri hakkında bir kere daha beni düşündürüyor. Yani farklı üslupların kendi geleneksel çerçeveleri içinde nasıl yedirildikleri, bunları böyle çok da eklektisiz, zaman zaman eklektisiz ama zaman zaman da buna düşmeden böyle bir melez eserler ortaya çıkarmaları hakikaten ilginç. Peki, konuşmacılarımız konuşmalarını tamamladılar. Hepinize teşekkür ederiz çalışmalarınız ve anlatımınız için. Şimdi bazı sorular var dinleyicilerden sizlere. Onlar bu soruları paylaşayım sizlerde. Hem sorular hem de bazı bilgiler var. Mesela Piskitas'ın 1934 Sanayi Nefise mektubu mezunu olduğunu söylemiş bir... Piskitas 1911 mezunu, Sanayi Nefise mezunu, evet kendisi. Daha söyler misin Dila? Piskitas, Apostol Piskitas 1911 mezunu, Sanayi Nefise Mektebi mezunu olduğu doğrudur. Hatta ben ilk yazımın sonucunda da şöyle bir çıkarımda da bulunmuştum. Hı hı. Sanayi Nefise Mektebi canlandırmacı üslupların egemen olduğu eğitim veriyor. Paris'teki Beaux-Arts model alınarak kurulduğu için. Dolayısıyla buradan mezun öğrencilerin Arnavo'ya aşinalığı ancak ya kendi yapacakları gezilerle ya da albümler aracılığıyla olabilir diye düşündüğümü yazmıştım. Keza Piskitas'ın da tek Arnavut yapısının Viyana'daki bir yapının tamamen replikası olması bu varsayımı doğruluyor. Bu bağlamda Piskitas'ın eğitim süreci önemli bizim için. Peki çok teşekkürler bilgiler için. Cam eşyalar üzerine bir soru var. Lalik İstanbul ve Osmanlı için özel Arnavut cam eşya üretti mi? Bu konuda bir bilgimiz, çalışmamız var mı acaba? Hayır, ben hiç rastlamadım. Daha çok Gale var, Nancy var ve Daum kardeşler var. Lali'yi hani İstanbul için birebir saray koleksiyonlarında rastlamadım. Ama tabii ki İstanbul pazarına eseri gelmiştir ve satılmıştır. Çünkü yüzlerce dükkan ve yüzlerce satıcı geliyor. Evet. Muhtemel ama saray bazında baktığınızda eseri yok. Peki çok teşekkürler. Zaten bu konudaki uzman sensin elinden. Yok estağfurullah. Eser kalmamıştır herhalde. Gerek sergide gerek depolarda. İlona yine senden öğrenmek istediği bir dinleyicimizin soru var. Diyor ki Tamirhane-i Hümayun'da üretilen Arnavut mobilya örneğini İlona hocamız bizimle paylaşabilir mi? Ve bir de şunu soruyor, Ravuna apartmanı ve iç mekan özellikleri hakkında daha fazla bilgimiz var mı? Bilgi paylaşabiliyoruz. Tamirhane ile ilgili küçücük bir şey söyleyeyim. Bunun görselini sunuma eklemiştik fakat neden bilmiyorum açılmadı. Fakat kitapta yer alıyor tabii ki görsel. Tabii zaten burada Dilan'ın ilk başta bahsettiği gibi kısıtlı sayıda görselimiz var ama kitap hakikaten görsel açısından çok zengin. Neredeyse
her sayfaya yayılan fotoğraf var. Dolayısıyla onu incelediğiniz zaman, yani kitabı incelediğiniz zaman görsellere ulaşabileceksiniz. Onların kaynakları da var. Evet İlona, sen... Ben isterseniz hani bilmiyorum paylaşabilir miyim ama buradan gönderebilirim isterseniz. Zor gözüküyor herhalde. Biraz şu anda onu ayarlamamız zor görünüyor. Evet, yani teknik olarak bunu yapmamız çok kolay değil. Tarif et İlona bize onu. Üstü neoklasik, alt kısmı Arnavo, bir yazı masası. Bacakları Daranko'nun atnalı kemerini hatırlatıyor. Bu kadar. Ben şimdi ekrana fotoğrafını göstereceğim kitaptan en azından. Evet, evet. Şöyle, ben tabii sorular arasından mümkün olduğu kadar... Evet, pür bir Arnavo değil. Evet. Pür bir Arnavo değil, melez bir Arnavo. Melez bir karakteri var. Tamirhane-i Hümayun'da da... tabii bunun dışında çerçeveler var. Tamirhane-i Hümayun'da üretilen Arnavo çerçeveler var. Ama kullanım eşyası olarak mobilya bazında bir Tamirhane-i Hümayun üretimi Arnavo yok ne yazık ki. Aynı soruda sanırım Ravuno Apartmanı'nın dekorasyonuyla ilgili de bir kısım vardı. Evet. Ravuno Apartmanı'nın özellikleri, iç mekan özellikleri hakkında bilgi paylaşmamız mümkün mü? Ravuno Apartmanı'nı ziyaret de edebilirsiniz soruyu soran kimse. İstiklal Caddesi üzerinde ve daha önce dediğim gibi Arnavo mobilyaları özgün bir şekilde korunarak günümüze gelebilmiş bildiğimiz tek örnek. Duvara monte edilmiş ahşap çeşit dolaplar bulunuyor. Merdiven korkulukları yine Arnavo üslubunda. Mesela dolaplar üzerindeki böyle kırbaç motiflerinin aynısını buzlu camlar üzerinde de takip edebiliyorsunuz. Yani bütünsel bir şekilde tasarlanmış. Biraz Fransa çizgileri taşıyan bir tasarım. Bu sebeple de Kirikadis'te Yeni Dünya Paris'te bulundukları için bir dönem eğitim amacıyla hani oradan aldıkları ilhamla bu tasarımı gerçekleştirdikleri düşünülüyor. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Arnavo mobilyada ilk olarak mimariyle bütünsel tasarımlarla başlıyor. Daha sonra küçük objeye geçiyor. Yani aslında Ravuno Apartmanı Arnavo'nun erken örneklerindeki mobilya tasarımlarını görselliyor. Peki belki İlona, belki yine seni ilgilendiren bir sorudur. Mine sanatına ilişkin örnekler var mı diyor. Hani bu küçük objelerden hiç gözüne çarpmıyor. Var tabii, broşlar var, tasarımlı broşlar var. Mesela sultanlara gelmiş albümler var. Bu albümlerin içerisinde çok sayıda takı var, broş var. İşte çok şık bir tavus kuşu, minili, üstü pırlantalı. Ya da bir başka bir kuş figürü, hayvan figürü, arılar. Bunlar çok fazla var. Tabii bir de bu arada aydınlatmalarda da var. Renkli camlarla yapılmış çok şık, büyük boyutlu aydınlatmalar var. Büyük şamdanlar var. Bunların örneklerini bugün cam müzesinde görmek mümkün tabii, bunların hepsini. Peki Arnavo ya da Arnavo esinli kıyafet var mı sarayda? Böyle bir ben rastlamadım. Sadece merak ediyorum. Yani ne? Yani saraylarda çok fazla kıyafet kalmamış. Zaten biliyorsunuz hani önce saltanat kaldırılıyor, sonra halifelik kaldırılıyor. Halife Abdülmecit ayrılırken tabii toplayabildikleri kadar eşyayı toplayarak gidiyorlar. Ve bu saraylar Cumhuriyet döneminin erken döneminde de kullanılıyor ve elimize ne yazık ki çok fazla kıyafet kalmıyor. Bir iki tane uzun elbisenin ötesinde çok fazla bir şey yok, malzeme yok. Herhalde halka açık en önemli koleksiyon Sad Berkan'ın müzesinde olsa. Evet, evet ama... En azından ben rastlamadım ama... Ben de rastlamadım. Hani gene tabii etnografik malzeme çalışan kişilerle belki bağlantı kurularak bu sorulabilir ama ben hiç rastlamadım. Anladım. Tarkan Hocam bir şey ekleyebilir miyim? Değerli Hocam, Profesör Doktor Hülya Tezcan Hocam'la geçen gün bir telefon görüşmesi yapmıştım. O bu Arnavo kumaşlar üzerine bir tez yaptırıyor bir öğrencisine. Evet. Yani bunu eklemek istiyorum. Hani bir bilgidir anlamında. Teşekkür ederiz. Evet, ilginç. O tezde umarım yakın zamanda çıkar. Biz de evet. Osmanlı örnekleri, yani burada üretilen, belki Ereke Fabrikası'nda üretilen kumaşlar vesaire olsa gerek. Zaten Ereke Fabrikası'nda üretimi başlı başına insanı meraka sürükleyen bir konu. Peki şimdi benim görebildiğim kadarıyla tabii tebrikler ver bol bol.
konuşmacılara, kitap ve konuşmacılara, ben buradan teşekkür edeyim konuşmacılar adına sizlere, siz yani konuşmayı dinleyenlere. Onun dışında çok farklı yeni soru bakayım. Sorum ile Ravuna Apartmanı gezilebiliyor mu sorunuza cevap verildi. Ben şimdi yazdım, gezilebiliyor. Geniş katı kafe. Dila Hoca anlattı. Kılıçeli Paşa Camisi'ndeki kırık yelkenli bu bir soru değil ama size söyleyeyim. Evet, ilginçtir. Ayrıca sadece Kılıçeli Paşa Camii'nde değil, pek çok başka hazirde siz de biliyorsunuzdur. Bu kırık yelkenli kaptan mezarları vardır. O hakikaten de ilginç ve güzeldir. Şimdi peki o zaman çok teşekkürler hem konuşmacılara hem sabırla dinleyen arkadaşlarına. Ben sözü İrem Hanım'a tekrar iade edeyim. Anamet temsilcisi olarak. Buyurun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir konuşma oldu. Çok verimli bir konuşma oldu. Eminim dinleyenlerimiz de aynı şekilde çok verimli bir şekilde dinlemişlerdir. Çok güzel şeyler öğrenmişlerdir. Bir Anamet Kütüphane konuşmalarının daha sonuna geldik. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Konuşmalarımız Nisan ayında da devam edecek. Nisan ayının konuşma bilgilerini web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir kez daha bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim hepinize tek tek. Şimdilik hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.